şunları duyuyorduk biz. Doğan yanındakilere sigortasını yatırmıyor. Doğan parasını düzenli vermiyor. Doğan insanlara şantaj yapıyor. Evet, yaptı. Yani cidden bunlar çok önemli. Bu adam artık hani bir benimkini geçti. Bir benim bireysel olarak önemli değil ama Edremit'in Edremit tarihine mal olan değerlere, Burhaniye tarihine mal olan insanları harcamakla sadece o insanları kötü yapmıyor. Memleketimize kötülük yapmaya başladı. Şaka falan değil bu yani. O yüzden benim sizden öğrenmem gereken çok şeyler var. Yani hakikaten sizin konuşmanız çok önemli. Şantaj kime yaptı? Ne zaman yaptı? Nerede yaptı? Hangi olayda yaptı? Bunlar çok önemli. Mesela Necati Uyut'un dosyasını biliyorsunuz. Ben inatla az önce savcı onu söyledim. Dedim ki tefeciye açıklıyoruz dedi. Ama 3 sayı geçti, açıklayamadı. Biz bir şeyler duyduk. Sidici Cemal'in oraya gidip oradan bağlantı yapılıyormuş. Cemal bir şekilde Uyut'un aracı oluyormuş. Reklamlar geliyormuş, radyoya reklam veriliyormuş. İşte dergiye reklam veriliyormuş ve tefeci olayı askıda kalıyor. Dolayısıyla şantaja boyun eğiyor Necati Uyut'un. Yani bu olaylar doğru mu gerçekten yani? Aynen bu şekilde mi görelim? Nedir orada Necati Uyut'un vermiş olduğu reklam bedeli nedir mesela? Veya açıktan para verdi mi? Onu ben bilmiyorum. Almadım da sürekli reklamları oluyordu bizim radyoda yani. Uyut'un otomotiv mi veriyor? Evet. Ben şimdi dinlemediğim için, gıcık kaptığım için yani o radyoyu da dinlemiyorum dolayısıyla. Otomotiv veriyor. Gazeteyi verecek yani. Hali ben yok yani. Ben şaşırmıştım nasıl oluyordu yani sürekli bir insan bir şeyler reklamları. Neden veriyor değil mi? Peki hangi bedellerle karşılığı veriyor? Mesela siz radyoya kaç paradan reklam alıyorsunuz diyelim günde 5 kuşak yayın yapıyorsunuz diyelim bir gün içinde 5 kuşak yayın alıyorsunuz. Ya mesela değişiyor mesela hani mesela bazen 6 yapıyoruz, bazen 9 yapıyorduk, bazen 10 yapıyorduk. Bedeli ne biliyor musunuz reklamın? Bedeli değişiyordu yani. Bunlar herkes kendi kafalarına göre herkesten fazla para alıyorlardı yani. Yani bir vatandaşa 100 liradan alıyorsa bundan 300-500 alıyor tabiri yani. Caizse. Doğru değil mi yani? Önemli olan. Bana bile söylüyorlardı. Ben mesela şimdi bir reklam almak istiyordum. Yani adamın haline acıyorum. Zaten kriz var ekonomik. Adam diyor ki yok diyor. Ne yapayım canını mı alacağım adamı? Bana diyordu ki bunlar bir git diyorlar, 1 milyar istediyorlar bana. Ben nasıl bir diyordum. Yani 1 milyar dediğin hak diye çıkacak para değil ki. Yani ben insan veremedikten sonra canını mı alacağım onun? Git diyordu, ister onlar zengindir diyordu. Şey. Ama Necati Uyut'un gibi bir isim bunun şantajına neden boyun eğdi ben onu merak ediyorum. Nasıl boyun eğer bunun şantajına nasıl teslim edin? Bana da yaptı zaten şantaj. Evet. Hangi konuda? Ben anlatacağım yani. Lütfen. Sizinle. Yani hakikaten anlatın ki yani ben vallahi de oldum yani. Ben... Benim için senin ifadende en önemli kısım ne biliyor musun? Şu sözünün arkasında durabiliyorsan benim için önemli olan o. Uyut'unu kastederekten tefeciyi açıklıyoruz deyip yazdı. Ve ardından reklamlar geldikten sonra Emlak Dergisi'ne ve radyoya sen bunları tekrar edebiliyor musun? Benim için önemli olan bu. Bunlar yeter. Bak ondan sonra kendi görsün. Yani o yazıyı hani ben tefeciye açıklayacağım dedikten sonra konuştuktan sonra mı reklamları verdi Necati Bey? Tabii ki de yani bundan korktular herhalde. Ve bu şantaj var. O ciddi bir şantaj. Bunu şantaj vari diyorum ben hani artık. Şantaj dediği zaman ilk ispat etmek zorunda kalıyorsun şimdi. Evet. Ama şantaj vari bir yani bu işler herhalde. Yani sürekli yazıyorum. Ben de nazara bak onu yazamayacağım. Bilmiyorum çünkü bir kadın çekmişse hadi açıkla. Evet. Hadi açıkla. Soruyor değil mi? Öyle. Ben şerefimi ortaya koyuyorum dedim, açıklayamayacağız. Açıklayamayacağım. Çünkü mamayı aldık. Bunun da adı... Türk kadın da şantajlar. Böyle.